Bendeniz Tarifler sizlerle. Dizini yemek tariflerinden İzmir'in meşhur İzmir bombası yapacağız. Malzemeler, ona ihtiyacımız olacak. Pudra şekeri, karbonat ihtiyacımız olacak. Tuz. Tuz da böyle çay kaşığının çok az ucuyla. Bir su bardağı yoğurt kullanacağız ama tam dolu olmuyor arkadaşlar. Yarım çay bardağı da ayçiçek yağı kullanacağız. Tereyağı kullanabiliriz veya biskin yağı veya da margarin yağı kullanabiliriz. Siz hangisini tercih ederseniz. Ve iç dolgusu için ben Nutella kullanacağım arkadaşlar. Pastanelerde pralin diye bir çikolata sosu var, ondan kullanıyoruz. Veya Nestle'ninkini de kullanabilirsiniz. Bütün malzememizi havuç şeklinde açtığımız unun orta kısmına şöyle ilave edeceğiz. Şöyle yoğurdumuzu, yağımızı, şu ayçiçek yağımızı da ilave ediyoruz. Tuzumuzu, şöyle karbonat ve de pudra şekerimizi ilave ettikten sonra şöyle ilk olarak arkadaşlar yavaş şekilde hamurumuzu yoğuruyoruz. Yoğurma işleminden sonra şöyle bir parça kopartıyoruz. Şöyle uzun fitil yapıyoruz arkadaşlar. Yani dediğim gibi ölçü birebir olduğu zaman sıkıntı yok ama hassas teraziler alın arkadaşlar. Hassas teraziler, her yerde bulabileceğimiz mutfak hassas teraziler var. 10 gramı 20 gramı tartan. Onları alırsak daha olumlu sonuçlar alırız pastalarda, kurabiyelerde. Şöyle ceviz büyüklüğünde alıyorum. Bu şekilde yuvarlıyoruz. Biraz daha büyük yapabiliriz ama orijinali biraz daha büyük. Ben biraz daha evde yapacağımız için çok fazla da büyük tutmuyorum. Şöyle ceviz büyüklüğüne parçalara bölüyoruz. 2 tane çıktı arkadaşlar. Parçamızı alıyoruz. Merdane ile. Bakın çok fazla ince değil, çok fazla kalın değil. Bu şekil. Bu şekil hepsini açacağız arkadaşlar. Açtıktan sonra iç dolgusunu Nutella ile beraber tamamlayıp saracağız. İçine şöyle bir tatlı kaşığı Nutella koyuyoruz. İki tarafını şöyle birleştireceğiz. Birleştirdikten sonra şöyle büzme aşamasını yapacağız. Yaptıktan sonra şöyle ters çevireceğiz. Elimizi almıyoruz arkadaşlar. Şöyle avucumuzun iç kısmıyla şöyle İzmir bombalarımızı şöyle düzeltiyoruz. Çok basit. Sadece bunu da göstereceğim. Şöyle büzdükten sonra şöyle ters çevireceğim. Ters çevirdikten sonra şöyle biraz daha düzgün olabilmesi için şöyle avucumuzla düzelttikten sonra çok hafifçe üzerine bastırıyoruz. Ve İzmir bombalarımız hazır. Şöyle bir fırın tepsisi veya kare baklava tepsisine şöyle güzelce dizdikten sonra önceden ısıtılmış 200 derecede fırında 8 veya 10 dakika arkadaşlar, bu fırına göre değişiyor, çok fazla kızartmıyoruz. İzmir bombalarımız pişti, üzerine soğuduktan sonra pudra şekeri ekliyoruz. Şöyle çok fazla değil, inceden